Selamünaleyküm kardeşler. Bugün Allah nasip ederse sosyal medyada İslam'ın durumu ile ilgili konuşacağız. Hem sorunları şöyle bir ortaya koyacağım. Durum nedir, ne değildir? Sosyal medyada İslam'ın temsil problemi ve gençlere hitap etme problemi ile ilgili durumu tespit edeceğim. Hem bu durumla ilgili tenkitlerde çözüm önerilerinde bulunacağım. Sonunda da bir çalışmadan bahsedeceğim inşallah. İzlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum çünkü herkesin bildiği şeylerden biliyorsunuz genel olarak bahsetmiyorum zaten. Ben bu Reddit'ten gelen sorulara cevap vermeye başladığımdan beri bu Reddit uygulamasını indirdim. Anladığım kadarıyla liseli daha çok çocuklar var bunun içinde. Geçen böyle bir yaş anketi falan da gördüm. Takriben %60-70'i lise çağında, %3-5'i ortaokul lise arasında, bir %25 civarı da 20 yaş üzeri görünüyor. Aynısını YouTube içinde söylemek zor değil ki YouTube'dan ayrı bahsedeceğim. Mesela ben postlara falan günde böyle 3-4 tane falan bakıyorum. En çok görülenlere. Yani adam sarahaten neredeyse İslam'a küfür etmiş, hakaret etmiş, İslami değerleri aşağılamış. Bilerek hemen yorumlara bakıyorum ki acaba bir şey savunan falan var mı? Hiçbir savunu yorum göremiyorum. Hani yorum silinme özelliği var mı orasını bilmiyorum ama bu şunu gösterir. Burada çocukların bir kısmı akranlarından çekindiği için çok da İslam'ı savunur pozisyona geçemiyor. Genelde bu tarz böyle bir iki tane bir şey görsem de bunlar da çok çekingen yorumlar oluyor. Ben bu minvel bir şeyin liselerde çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana gelen sorulardan da bir en azından son bir 15-20 tane çocuktan şu tarzda yakın mesajlar aldım. İşte abi arkadaşlarım var İslam'a ve İslami değerleri hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Ben hani savunmaya geçsem Müslümanım diye benimle de dalga geçerler. Böyle bir durumda benim savunma yapmamam caiz midir? Filan gibi. Bu tarz çok soru aldım. Ne yapmalıyım gibi çok soru alıyorum. Burada liselerde bu tarz bir akran baskısı durumunun da oluştuğunu düşünüyorum. Bunun oluşturan sebepler üzerine de konuşmaya çalışacağım inşallah. Bir diğer tabii takip ettiğimiz şey bizim yaptığımız için sosyal medya, YouTube ve Twitter üzerinden de hani ben oralarda daha ziyade şey yapmaya çalışıyorum. YouTube üzerinde yani YouTube'daki işlerin argüman olarak kalitesinden bahsetmeden önce durumdan bir bahsedeyim şöyle genel olarak. Şimdi Türkiye'de takriben yani YouTube üzerinden yapılan işlerden bahsediyorum. Felsefe giriş kitabını ve bir dinler tarihi giriş kitabını okuyan herkes bir YouTube kanalı açıp bir iki kere de meal okuduysa İslam'ın gerçeklerini anlatıyorum diye cahilane bilgilerle takriben 200 bin 300 bin aboneye ulaşabilir durumdalar. Yani genel durum bu. Kırıcı olabilir ama gerçek bu. Yani şu düzeyde işte birkaç tane İslam'da kadının hakkı kötü, birkaç tane cihatçı, terörist İslam, birkaç tane de böyle tipik soru, işte mürtetler, işte ne bileyim, Nisa 34 ve benzeri tipik Ahzab suresindeki ayetler. Tipik şeyleri söylediğiniz zaman ciddi bir düzeyde takipçi kazanabiliyorsunuz. Bu da bir problem tabii ki. Yani buna belki Müslümanların da ilgi gösteriyor ve cevap vermek için gidiyor olmaları benim nazarımdan açısından bir problem. Çünkü aynı şeyleri anlatan adamlar fakat sayılar o kadar fazla ki bir yankı yaratıyorlar. Yani aynı şeyin tekrarını sürekli duymuş oluyorlar ve bu kanalların her birinin ilgi çekiyor olması sürekli yenilerinin açılıyor olması anlamına geliyor. Bu bir problem. Peki başka ne var bu kanalların profillerinde ki bu kanallar çok izleniyorlar onu söyleyeyim. Yani belki Müslüman abileriniz, Müslüman hocalarınız bundan haberdar olmasalar bile bu tarz kanallar 500 bin abone olduğu zaman Türkiye'deki neredeyse bütün STK'ların toplamı kadar bir kitleye hitap etmiş oluyorlar. 1 milyon 200 bin izlenen bir videoyu izledim ben. Onu mesela üzerinden tespitlerimi yapmaya çalışacağım zaten ileride. 1 milyon 200 bin korkunç bir sayı. Yani bunu izleyen insanların çoğunun genç olduğunu varsaydığınızda bu ciddi bir problem. Fark edilmiyor olsa da ciddi bir problem. Kullanılan şey nedir? Bir kolay ulaşılır materyal kullanıyorlar. Ben bu kanalların takriben izlediğim videoların tamamında neredeyse Turan Dursun, İlhan Arsel ve Türevi birkaç tane Wikipedia çalışması. Özellikle mesela Turan Dursun üzerinden gidecek olsak burada Müslümanlara da ciddi bir tenkit benim nazarımda çıkar. Çünkü 30 yıl olmuş Turan Dursun öleli ve kimse cevap vermemiş. Yani Müslüman hocalar, Müslüman alimler, Müslüman kanaat önderleri ne iş yaptılar bu 30 yıl boyunca? İnsan şok oluyor çünkü adam video atmış. Yani Turan Dursun'un kitaplarını okuyarak video atmışlar. Bu kitaplar dağıtılmış, baskılar yapmış. Ve ben bu kitabı okuyan birisi veya bu kitabı baştan sona dinleyen birisi Turan Dursun'un manipülasyonlarını bir genç fark edemez. Yani ayeti hatalı meal vermiş, ayete bilerek yanlış meal vermiş. Ayeti açıklayan ayeti görmezden gelmiş. Uydurma hadisler kullanmış, zayıf hadisler kullanmış, uydurma hadislere sahihmiş gibi davranmış. Karşı tarafın argümanlarını pozisyonu sebebiyle, Arapça biliyor olması sebebiyle küçümsemiş. Alimlerin kanaatlerini manipüle etmiş ve benzeri bunların örneklerini gösterdim ben videolarımda. Şimdi bunu bir genç fark edemez.
bu adamın anlattıklarını gerçek sanır. Belgeler diye manipüle etmiş, Arapça bir şeyler koymuş sonuna. Şimdi Müslüman alimler niye bunlara cevap vermediler 30 yıl boyunca? Yani bu bağlamda, bu aradaki sürede yapılan Müslümanların yaptıkları, kendi aralarındaki yaptıkları tartışmalarla ilgili video serilerine baktığımızda daha büyük bir emeğin belki de gençlere değil, çok da fayda vermeyecek tartışmalara yöneldiğini görmek zor değil. Şimdi bu tarafta bu şahıs kolay ulaşılır bir materyal kullanıyor. Turan Dursun'un materyali gayet kolay. Kitabı açıp okuyorsun. Kolay ulaşılır bir materyal. Bunun cevabını verecek olan Müslüman genci düşünün. Bu tartışma yapıldı ve Müslüman genç buna cevap verecek. Argümanlar önemli değildir. İnsanlar hayatın akışıyla işte şey olurlar. Modernite böyle olduğu için şey oluyor. Buna da değineceğim en son. Bence bu da çok hatalı bir bakış. Cevap vermeye çalışan genç kolay ulaşabiliyor mu argümana, Turan Dursun'un cevaplarına? Hayır. Ama karşıdaki çok kolay ulaşıyor bu argümanlara. Turan Dursun üzerinden. O zaman iki fikir karşı karşıya geldiğinde bir gencin nazarında, mesela düşünün, birisinin 100 argümanı var, diğerinin 5 argümanı var. Fakat bu 100'ün sadece bir tanesine ulaşabiliyor. O zaman bu gencin gözünde bu 5 argümanlı, bu 1 argümanlı olur. Siz bunları kolay materyal haline getirmediğinizde bu problem hep Müslümanların aleyhinde devam edecektir. Ki etmiş de. Yazık ki etmiş. Ve yüz binlerce insan bu kitabı okumuş. Hiç de yani bizde şöyle bir tavır var Müslümanlarda, özellikle hocalarımızda falan. Yani Turan Dursun işte küçümsedik, biz önemsemedik de falan da filan da. Tamam canım, yani Turan Dursun önemli bir adam değil. Önemli bir adam olmadığını göstermek gerekir ama. Ben yaptım diye söylemiyorum ama bu kesinlikle yapılması gereken bir şeydi. 30 yıl boyunca bunu hiç kimsenin yapmamış olmasını tahammül edemiyorum ben. Bir tek Süleyman Ateş'in cevap vermeye çalıştığı bir şeyler var. Onlar da hem yetersiz hem de Turan Dursun algı ve manipülasyon yaptığı yerleri. Demiş ki din bu değil, din bu. Süleyman Ateş de hayır, din bu değil. Yani hadis varsa hadisi inkar etmiş, ayet varsa ayeti uzak anlama götürmüş. Böyle bir yeterli değil yani. Bir iki tane psikolojik şey var, çalışma. Turan Dursun'un psikolojisi üzerine. Buna cevap vermekten daha önemli hangi işi hallettik biz son 30 yılda? Bu da bir problem. Attığımız taşlar ürküttüğümüz kuşlara değdi mi? Bir diğer problem gene sosyal medya üzerinden. Bunlar sorunun uzak tespitleri, yakın tespitlerini de yapacağım inşallah. Psikiyatri kitapları üzerinden, psikiyatrideki çok eski kalmış bilgiler üzerinden bir irade yatsıması yaratıyorlar. Psikiyatri üzerinde taş devrinden kalma görüşler yaygınlaştırılıyor. Ve bunun üzerinden İslam tenkitleri yapılıyor. Özellikle Freud'un çöp olmuş artık, neredeyse bilimsel hiçbir değeri kalmamış kuramı üzerinden yapılıyor bu, ki bununla ilgili Allah nasip ederse bitirmem gereken birkaç kitaptan sonra çok güzel bir seri çekeceğim. İşte çocukluğunda şunu yaşamış, o yüzden yaptığı şu işlerin hepsi meşrudur filan gibi bir algı psikiyatri üzerinden yapılıyor. Psikiyatri üzerine konuşan çok fazla kişi bunu yapıyor. Özellikle bu tartışmalar bağlamında bu yapılıyor. Bununla ilgili maalesef gene Müslümanların elinde hazır materyal eksiği var. Yani biz bilim üretemiyor veya bilimi yönlendiremiyor olsak dahi, bilim bizim lehimize olduğumuzda bile bunu düzgün kullanamıyoruz. Yani şu an modern bilimde neredeyse iradeyi ortadan kaldıran organik, hani insanın akli melekesini elinden alan hastalıklar dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat bunların hiçbirisini kullanamıyoruz. Mesela bununla ilgili bilimsel makaleler üzerinden video çeken, bununla ilgili bilimsel makaleler üzerinden yayınlar yapan, burada iradenin varlığını gösteren, ki bilim bunu göstermesine rağmen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çalışma yok. Ve biz kendi aramızda bir şeyler tartışıp duruyoruz. Bunun dışında mitolojiler üzerinden Muazzez İlmiyeçiğ'in, Durkheim'in, Freud'un mitoloji okuma tiplerinden, ki bunların tamamı taş devrinden kalmadır. Modern dinler tarihi içerisinde taş devrinden kalmadır. Tonlarca kanal var. Sümerler üzerine video çekiyorlar. Bunlar komik iddialar. Fakat kolay ulaşılabilir materyalin ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından kıymetli. Muazzez İlmiyeçiğ'in kitabını eline alıp video çeken ve İslam'a saldıran herkes o taş devrinden kalma bilgilerle, o manipülatif pseudo science'la bir sürü insanı aklına şüphe atıyor. Fakat bir sürü din, tonlarca dinler tarihi hocamız olmasına rağmen bu konularla ilgili hiçbir şey yok sosyal medyada. Yani biz haklı olduğumuz ve bilginin bizi desteklediği konularda bile kendimizi anlatamıyoruz. Hiçbir şey bilmeyen adamlar şu an insanları ateist yapıyorlar, deist yapıyorlar. Biz sürekli deizmin sebepleri üzerine konuşuyoruz. Fakat ortaya bir şey koymuyoruz. Bunun yapılması gerekiyor. Müslüman alimlerin bundan daha önemli bir işi yok. Sizin evinizdeki çocuklar muhtemelen Reddit'teler. Haberiniz yok. Liseye gidiyorsa çocuğunuz bunlardan kesinlikle haberdar ve sizin haberiniz yok. Bilerek ben o gün bir tweet attım. Aşırı derece şey oldu, birçok öğretmenden bana mesaj geldi, lise öğretmeninden. Lisedeki çocukların çoğu böyle, biz sorularına cevap yetiştiremiyoruz. Teneffüste her yerde soru soruyorlar ve bunlar hep klasik sorular ve bunlara Müslümanlar önem vermiyorken neyin çalışmasını yapıyorlar? Evinizdeki lise talebesinden daha önemli neyiniz var?
Evinizdeki üniversite talebesinden daha önemli neyiniz var? Bunlar işin savunma kısmı. Hatta saldırı kısmı da var çoğunda. Özellikle dinler tarihindeki modern çalışmalarda, psikiyatri üzerinden yapılabilecek çalışmalarda saldırı kısmı modernite üzerine konuşmuyoruz. Modernite'yi tenkit etmiyoruz. Modernite farklı bir fikir. Bunu anlayın. Modernite nasıl bir fikir biliyor musunuz? Şöyle bir iddiada insanlık tarihinde gelinebilen en yüksek noktadayız. Yani bundan daha iyisi olamaz. Ve bunu hayatın yaşanışını bir fikir olarak sunuyor. Yani bu hayata uymayan bütün fikirler hatalıdır. Bakın İslam'a yöneltilen tenkitlere bakın. Bugün biz böyle yaşıyoruz, İslam böyle değil. O zaman İslam hatalıdır. Bu ne demektir? Hayat, şu an yaşanan hayat, insanlığın ulaşabileceği en yüksek fikirdir. Yani fiilin fikre dönüştüğü bir zaman şeyde yaşıyoruz. O zaman gösterin modernitenin fiillerindeki bozuklukları. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Neredeyse hiçbir şey. Yaptıklarımız da moderniteye dokunmuyor. Modernitenin gösterilmeyen, reklamda verilmeyen yüzünü insanlara gösterdiğiniz zaman siz burada ofansif bir tavırla İslam'ı savunmuş olursunuz. Çünkü modernite kendisinden başka hiçbir fikrin yaşamasını istemiyor. Bu sadece İslam için geçerli değil. Modernite alternatif olabilecek bütün fikirleri yok etmeye çalışıyor. Bunların içinde gerçekten en güçlüsü İslam. Bunu bir geyik olarak söylemiyorum. Gerçekten böyle. Bakın bütün gücüne rağmen mesela Çin, şu an Çinofobi diye bir şey yok. Sinofobi. Sinofobi diye bir şey yok. Neden? Çünkü Çin'in artık bir iddiası kalmadı. Zaten modernitenin verdiği hayat tarzını yaşıyor orada insanlar. Japonya mesela örnek olarak öyle. Zaten modernite yaşanıyor orada. Modernite'ye diz çöktükleri için kalkınıyorlar. Almanya böyle. Ülke bazında Türkiye için bir şey söylemiyorum bunu ama İslam bir alternatif fikirdir ve bu yüzden İslam'a saldırıyorlar. Komünizm bittikten sonra bu yüzden İslam'a saldırıyorlar. Komünizmi de istemiyordu modernite. Kendisine alternatif olacak her görüşü yok etmeye çalışıyor. Bugün bunca yaygın medya kuruluşuyla, bunca yaygın parayla, fonla, ki mesela biliyorsunuz Medyascope'un dışarıdan yardım aldığı, dışarıdan bağış aldığı, bağış neyse, kendisi açıkladılar adamlar yani. Şimdi bu böyle bir fonla mücadele ediyorsun. O zaman Müslümanların böyle bir ortamda, ben her zaman bunu söylüyorum, böyle bir ortamda abi kavga varken oturup dinlenip ağacın altında ense yapan adam haindir. Normal zamanda ense yapabilirsin ama kavga esnasında ense yapıyorsan kavgadan kaçmışsın demektir. Modern okuma tiplerinin çürütülmesi gerekmektedir. Antik Yunan üzerinden mesela yapılıyor bu. Antik Yunan hakkında video çeken YouTube'daki herkes felsefe denince din dışı bir şey anlatıyor. Oysa Antik Yunan böyle değil. Kesinlikle böyle değil. Anlatacağım ileride. Teker teker göstereceğim. Filozof filozof göstereceğim. Tamamen yalan söylüyorlar. Tamamen eksik bilgi anlatıyorlar. Tamamen manipüle ediyorlar. Ve her konuştukları cümle din aleyhine. Fakat bunlar izleniyor. O zaman bizim Antik Yunan oturup çekmemiz gerekiyor. Sizin anlattığınız gibi değildi bu toplum. Siz şu an sadece tanımlıyorsunuz ve moderniteye uygun bir şekilde tanımlıyorsunuz. Bununla diğer dinlere saldırmayı hedefliyorsunuz. Tamam mı? Ve Antik Yunan toplumu kesinlikle böyle bir toplum değildi. İnşallah teker teker göstereceğim. 100 binlik, 150 binlik ismini vermek istemiyorum kanallar. Akademisyenim ben. Bu tarz kanallar sadece boş konuşuyorlar. Hiçbir metinle bağlantısı yok söyledikleri sözlerin. Antik Yunan üzerinde. Bir tane videosunu izledim. 2 saatlik. 1 milyon 200 bin izlenmiş. Metinlerin hiçbirisiyle alakası yok söyledikleri şeylerin. Ama kullanılıyor. Gençleri etkiliyor. Genç Aristoteles'in metafiziğini okumuyor çünkü. Bu genç Platon diyaloglarını okumuyor. Thales'in metinlerini, fragmanlarını okumuyor. O zaman bu adamın söylediğini gerçek sanıyor. Gazali'de göstereceğim mesela. Gazali İslam'da bilim bitirdi. Bakın metin okumadan bahsediyorum. Adamlar nasıl seni tanımlıyorlarsa senin de Batı'yı tanımlaman gerekiyor. Adamların bizi tanımlaması çok anormal değil. Bu insan refleksi. Oryantalizm videosunda söyledim. Ama biz onları tanımlamıyoruz. Oksidentalizm yapmamız lazım. Bizim de onları tanımlamamız lazım. Kendi kimliğimiz belli olsun. Onların bize giydirdiği elbiseleri giyiyoruz sürekli. Bunlar yapılmazsa, bu söylediklerim yapılmazsa bu toplum 100 yıl içinde asimile olur. Yani şu an zaten belli düzey asimile olmuş dedi. 100 yıl içinde bu toplumun hiçbir şeyi kalmaz. Ne dili kalır, ne dini kalır. Yani ya problem fark edilecek, birbirimize didişmekten vazgeçeceğiz. Yani adam sana vuruyor, sen o tarafa dönüp bakmıyorsun, bu tarafa dönmüşsün gibi Müslümanla kapışıyorsun. Video çeken adam diyor ki ya boş iş bunlar işte. Bulandırıyorsunuz. İslam'ı yaşıyor musunuz falan. Sen niye yaşıyor musun İslam'ı? Ben yaşıyorum İslam'ı işte. Kavga ediyorum bunun için. Mesela biz modernite üzerinden suçluluk, alkol ilişkisi,
Suçluluk, anlam boşluğu, insanların mutluluğu üzerine deneyler, bu mutluluğun anlam hissiyle ilişkisi, dindarlık, mutluluk ilişkisi, depresyonların artışı üzerine çalışmalar, ki bunların bir kısmı yapılmıştır, anlatamıyoruz bile. Bunları yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Anlatabiliyor muyuz? Hayır, anlatamıyoruz. Biz çalışmıyoruz. Çalışmadığımız için Allah'ın sünneti cari oluyor. Çünkü sizin olmadığınız masada hep siz mağlup kalkarsınız. O masada yoksanız her şey sizin lehinize olsa dahi her şey sizin aleyhinize sonuçlanır. Biz sosyal medyada yokuz. Bu sahaların yazılı yerlerinde de çoğunlukla çok zayıfız veya yokuz. Bir misal vereyim. Rum suresi üzerinden bir şey yaptım. Rum suresi mucizesi yazdım. Ve bu benim arama, yani YouTube'un bana çıkardığı, algoritmada bana çıkardığı sonuçlar çıktı. 3 tane video var. Rum suresi mucizesini anlatan, ki normalde muhtemelen bu videoların hiçbirisi üst sırada çıkmayacak. Yani en fazla izlenen benim videomda 15 bin izlenme, 100 binlik filan. Yani 12 sonuca baktım. 9 tanesi gayrimüslimlerin, 3 tanesi Müslümanların. Ve muhtemelen bu 3 tane ben arattığım için üstte çıktı. Çünkü 100 binlik, 150 binlik vesaire şeyler var. Mucize olmadığı iddiası. 3 video. Buna karşılık, yani bizim videoların toplam izlenme sayısı 28 bin. Karşı tarafta bunun bir mucize olmadığını dinleyen insan sayısı 184 bin. 28 bin, 184 bin. 150 bin kişi, takriben 7 katı ediyor. Bu surede bir mucize olduğu iddiasını dinlemeden, yani böyle bir iddiayı dinlemeksizin bu surede mucize olduğu iddiasıyla dalga geçildiğini dinlemiş. Bak, bizim anlatamadığımız delille cevap verildiğini dinlemiş. 7 katı insan. Tamam. Şimdi burada senin argümanın ne kadar güçlü olursa olsun adamın kulağından içeri girmiyor ki. Ulaştıramıyorsun zaten. Video içerikleri çok iyi, onu söyleyeyim. Yani bizim tarafın video içerikleri çok iyi. Yani ben sadece batıl tarihçilerden koydum, anlattım. Hiçbir şey, yani şeyde koymadım. Koydum, adamın söylediği sözleri satır satır okudum. Edward Gibbon'un. İngiliz tarihçiden vesaire okudum. Adam muhalifi videonun kalitesi nasıl? Adam diyor ki belki nesi olmuştur diyor. Yani şey olsaydı, yalan çıksaydı haber nesi olmuştur diyecektiniz. Cahil. İslam cahili adam. 1 milyon üzerinde abonesi var. İslam'a saldırarak 1 milyon üzerinde abone yapmış bir adam. Haberde nesih olmayacağını bilmiyor. Haberde nesih olmaz. Hükümde olur nesih. Yani şunu yapabilirdin. Yani şunu şu aralıkta yapabilirsin. Şu zaman geldikten sonra bu ayetin hükmü kalkmıştır. İçki artık haram değildir mesela. Veya ne bileyim işte vasiyeti şöyle vereceksiniz. Şu tarihten sonra artık böyle vermeyeceksiniz. Bu haber değildir. Emir cümlesidir. Hüküm cümlesidir yani. Haber cümlesi şu zaman olacak. Emrin şeyinde, haberinde nes olmaz. Bütün şeye göre olmaz. Alimlerimize göre. Yani bu kadar İslam cahili olan bir adam benim videomla dalga geçiyor. Yani adam benim videomdan haberi yok tabii, benden önce çekmiş de. 150 bin izlenmiş bu adam. Yani argüman kalitesi bu kadar düşük olmasına rağmen sayı o kadar az ve ilgi çekiciliği o kadar düşük ki anlattığınız şeyin kulaklara ulaşamadan insanlar bunun şeyini dinliyor. Peki ben mesela tersine sorayım. İbn-i Teymiye yazsaydık kaç saat şey bulacaktık? Kaç saat materyal bulacaktık? Yani Kur'an'daki bir sure Rum suresi. Ve bunun içinde bir tefsir. Yani burada kaç şey bulabiliyoruz? İbn-i Teymiye yazsak kaç şey bulabiliyoruz? Müslümanların gündemlerinin, çocuklarının gündemleriyle hiçbir alakası olmadığını fark etmeleri lazım. Mesela ben orada 3-4 tane batılı kaynak kullandım. Ya bir Müslüman grupta toplansaydı mesela bunu 15 yapsaydı. Almanca ekleseydi, Fransızca kaynaklar ekleseydi, İngilizce kaynaklar ekleseydi. Bu daha kıymetli bir iş değil mi? Bana mı öyle geliyor sadece? Hocam ben bilmem kaç yıldır şu işin içindeyim. Bu kadar İslami çalışma yaptım. Çocuğum şu an ateist, yani bir sürü aile döndü. Yani bu iş böyle olmaz. Şimdi bir de şöyle bir şey oluyor. Diyor ki ya bu çocuklar işte nedir? Argüman değil zaten, yani medya böyle, işte çağ böyle gidiyor. İşte bu insanlar da buna işte koyun gibi uyuyorlar falan filan. Tamam, yani bu bir faktördür. Anlamsız değil. Ama bu insanlar şey mi, yani delil sadece senin için? Ben bu sözü söyleyen insanlara şey yapıyorum, yani delil sadece senin için mi geçerli bir şey? Sen mi anlarsın sadece delilden? Ya bu insanlar koyun mu yani bir yere güdülsünler? Değil. Argüman koy ortaya. Argüman temsil problemi bu. Yani sen nasıl anlıyorsan argümandan, bu adam da anlıyor. Ben de ateistim zamanında. Adamın önüne argüman koymazsan, şimdi mesela ben mürtet konusunda böyle bir arama yaptım. Gene 12 video çıktı karşıma. 11 tanesi 4 dakika civarı, 4 dakika, 5 dakika, 10 dakikanın üzerinde video yok. Bir gene Habil'in videosu var mürtetler konusunda. Şimdi adam kafasına mürtet konusu geldi. Bu adam mecburen şey yaptı. Yani ateist forumlarda öğreniyorlar zaten. Ateist olanların çoğu ateist forumlarda ateist oluyor. Yani ateistlere cevap vermeye çalışırken
Orada ateist oluyor. Neden? Mürtet konusunu duyuyor. Aa şaşırıyor, tamam. Hadi gidelim bakalım. 3 dakika, 5 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Çoğu zaten videoların hazırlanılmamış. O an sorulmuş, cevap verilmiş. Büyük bir kısmı var bu. İşte hadistir, sahihtir, öldürülür filan. Böyle videolar çoğu. Şimdi bu adam bunu aklına yatırtamıyor. Yani mürtet konusu bunun kafasına kalıyor. İşte ha beni öldürürlerdi o zaman filan diye düşünüyor adam. E tamam, bu konuyu böyle yapıyor işte imanıyla işte bir şekil vardır bir şey filan deyip geçiştiriyor. Sonra başka bir şey daha, onun da cevabı yok internette, onun da cevabı yok. E bu çocuk sorularını sosyal medyadan alıyor, cevabını nereden bulacak? Yani sen sosyal medyada soru alan bir çocuğun cevabını sosyal medyada vermen lazım. Her insanın kitap okuduğunu varsayamazsın. Az insan o yüzden oluyor. O sosyal medyadaki bilgisiyle belli bir süre sonra 5 tane 10 tane meseleler birikiyor. Gittikçe imanı zayıflıyor ve kopuyor. Kopuyor. Sonra ateist oluyor. 2 gün sonra birkaç Müslümanla dalaştıktan sonra İslam düşmanı oluyor. Bu süreçler böyle işliyor. İnsan rasyonel bir varlıktır. Her ne kadar irrasyonel görünse de kararları genelde rasyoneldir. Uzun vadede olduğu için, belli faktörlerden etkilendiği için irrasyonel görünür. Yani bütün halinde rasyonel değildir tabii ki, ama rasyonel olarak sen yani bu adamın önüne bir şey koymamışsın ki bu adamın işte yok şundan etkilendi bundan etkilendi diyebilesin. Bu adam aramış cevabını bulamamış yani. Ben öyle oldum mesela. Ya aradım cevabını çıkmıyor, aradım çıkmıyor. E o zaman sorun kimde? Yani ben şimdi kendim oturup tefsir okumasaydım Müslüman olmazdım muhtemelen. Yani orada bıraksaydım öyle kalırdım. Bunun cevabını sosyal medyadan bana vermeyecektiniz. Ben şimdi orada öğrendiğim sorunun cevabını kitapta bulmuşum. Şimdi gençlere de o yüzden kitap tavsiye ediyorum. Ama bunun burada olması lazım, burada yapılması lazım bu işlerin. Kolay ulaşılabilir materyalden kastım budur. Bu adam bunu soruyorsa bunun cevabı olacak. Ve öyle bir cevap iki cevap değil, her meşrepten, her taraftan, her taifeden yüzlerce cevap verilmiş olması lazım buna. Herkesin vermiş olması lazım cevabı. O zaman bu problemdir yani. Ve bu iş şöyle yapılır. Komisyon kurulur mesela. Herkes yani bunu sivil de yapabilirsiniz. İlla bundan aynı yerde oturması, aynı evde kalması da gerekmiyor. Telefonda sorarsınız ya adamı. Sosyolog, Müslüman psikolog, iktisatçı, tarihçi, tefsir hocası, hadis hocası, fıkıh hocası ve bunlardan ikişer tane olabilir mesela. Konu ortaya atıldı. Veya hatta tarihin bölümleri hakkında ayrı ayrı müstakil branşlaşmış kimseler bunu organize eden bir komisyon olur. Der ki, ya biz kölelik mevzuna cevap vereceğiz. Bunun antik Yunan'da uygulanışı nasıldı? Yani böyle soruyorlar. Biz bu soruları şu soruları bağlamında anlamak istiyoruz. Antik Yunan'da nasıldı? Roma'da nasıldı? Osmanlı'da nasıldı? Arap Yarımadası'nda nasıldı? Avrupa'da kölelik nasıldı? Bunlar hepsi tarihi uzmanlık ister. Fıkıh kitaplarımızda geçen yapılar, belki bu farklı mezhepler, hadisler, bu konudaki ayetler, bunların hepsi bir komisyonun havuzuna toplanır ve anlatılır. Bakın kolay argüman budur. Kolay ulaşılabilir materyal budur. Bunların sağlanması gerekiyor. Bunları siz önemsemiyor olsanız da bu konular tartışılıyor. Hakeza mürtetler konusu. Şimdi ben mesela bir video çekeceğim. 10 kişiyle istişare ettim. İslam tarihi hocası var, fıkıh hocası var, içlerinde kelam hocası var. Şimdi bu çok daha üst düzey yapılabilir yani. Ve yapılması gerekir. Ve bu Müslümanların üzerine bir görevdir. Müslümanların çocukları bundan dolayı gavur oluyorsa bu Müslümanların en önemli işidir. Ve haricen bu videolar YouTube'da gayri İslam yani İslam'a saldıran videolar çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum. YouTube'un algoritmasından da mı böyle bir şey var onu da bilemiyorum. Mesela benim İslam'ın delillerini anlattığım video 230 bine geldi. Kaç ayda bilmiyorum. Son birkaç aydır hiç izlenmiyor. Yani 10 bin falan artmış. Normalde bunun muadili videolar hemen 1 milyona çıkıyor. Bir yerden sonra YouTube'un algoritması da kısıyor mu onu bilemiyorum. Videoların mesela bizim kanalın görünürlüğü bayağı azaldı bence son zamanda. Ve bunun dışında şöyle bir şey de var. Bu tarz kanallar hemen birbirini yapıyor. Yani siz 1000 aboneli, 2000 aboneli bir kanal açtığınızda o ateist kanallar sizi konuk alıyor, size konuk oluyorlar vesaire. Hemen hızla böyle sayıları yükseliyor. O yüzden çok kalitesiz olan kanallar bile şu an bizim kanalımızdan büyük mesela. Yani benim kanalımdan büyük en azından. Bunlara ciddi akademisyenler katılıyor. Hani çok saçmalayan çocuklara bile çok ciddi akademisyenler konuk oluyor. Ve hızla böyle birbirlerini böyle destekle yukarı taşıyorlar. Bizde tabii şey oluyor işte falancı mıdır filan muhabbetine. Müslümanların kanalları birbirine çok bu bağlamda destek olmuyor. Bu da tabii sosyal medyada görünürlüğü çok azaltıyor. Müslümanların kanalları hep 1000 abonede, 1500 abonede. Mesela ben size bir misal anlatayım. Benim kanalım 1000 aboneye ulaştığında, 1000 abone, yani şu an 33 bin abonede. 1000 aboneye ulaştığında ben 100 tane video çekmiştim. Yani 100 videoda 1000 aboneye anca ulaştım. Ve bu videolar böyle şey değil yani işte Cem Meriç serisi çektim, bütün eserlerini inceledim. Kur'an ilimleriyle ilgili 30-35'e yakın eser
inceledim. İşte bir sürü roman ve edebiyat eseri inceledim. Yani video başına 10 abone falan düşüyordu. Elhamdülillah yani ben şey değilim, bu durum yani abone sayısı falan benim umurumda değil, bunu gençler biliyor. Ama burada Müslümanların görünürlüğü konusunda çok ciddi problemler var. Yani çok çok ciddi bir emek ve mesaiyle belli bir yere geliyor şey. Mesela şu an benim videolarımdan çok daha az videosu olan kanallar 500 bin abonede falan yani. Ve nitelik olarak da çok düşük videolar. Bu bilmiyorum İslam'a ilginin azlığından mı, Müslümanların birbirine işte teşvikinin azlığından mı, ama bu da ciddi problem yani. Sonuçta adam video çekiyor, işte 300 bin kişi izliyor. Sen video çekiyorsun, 15 bin kişi izliyor. Arada 285 bin kaçak var. Şimdi ben mesela Zerdüşt'le ilgili video çekeceğiz. Elhamdülillah güzel bir makale şey yaptık. Videonun sonunda açıklayayım bunu. Çok izlenmeyecek yani, o iddiayı duyanlar benim, bizim verdiğimiz, Müslümanların verdiği cevabı duymayacaklar vesaire. Bu da bir problem. Ve o kadar gerçekten kalitesiz şeylerle mücadele ederken böyle zayıf görünmek çok insana şey yapıyor. Adam video çekmişti, 1.2 milyon izlenmiş. Ben bir videosunu izledim, 2 saat filandı. Ve şey böyle hani övgü şey her yer yani övgü, yer gök övgü tam adama. Adam videonun içinde demiş ki 12. yüzyılda hadisler kabul edilmeye başlandı diyor. Ya bu adam İslam tenkitiyle ünlü oluyor. 500 bin dedim, bildiğin ünlü adam demek yani. 12. yüzyılda hadisler kabul edilmiş diyor adam. Şimdi tonla kitap var hadislerin şey olduğu için de. Yani 8. yüzyıldan sonra bir sürü kitap hala elimizde matbu yani bunlar. Aynı videonun içinde bir dakika sonra adam diyor ki mesela işte Emeviler hadisleri uydurdu. Ya Emeviler 12. yüzyılda mı yaşadı? Hani İslami bilgi, İslam'ı tenkit edenlerin İslam bilgisi bu düzeydeyken bu sayılara ulaşıyorlar. Allah'tan böyle böyle kaliteli bir şey yok karşımızda. Ciddi bir adam yok. Öyle olsa demek ki perişan olacağız yani. Hiçbir şey olan adamlardan gelen tenkitle yani bunları konuşuyor durumdaysak böyle şapkayı önümüze alıp bayağı bir düşünmemiz gerekiyor yani. Yani adam mesela felsefe işte videosu çekiyor. İşte herkes aptal, gerizekalı falan işte. 5 milyar kişinin söylediği bir argüman hakkında belki. Diye işte bunu cahil değilseniz söylemezsiniz falan. Ama işte bütün filozoflar agnostik diyor adam videoda. Şimdi felsefe bilgisi bu düzeyde olan adamlar sizin gençlerin, senin çocuğunu şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun hoca evde yani? Değil mi? Gir. Abi gir. Herkes girsin ya. Ne olacak ki? Ne kaybedersin yani? Vesaire vesaire. O yüzden şunu söyleyeyim. Yani bu gençlerin bu taleplerinden ben de haberdar değildim. Onu söyleyeyim. Yani ben bu kanalı açtığımda klasik İslam ilimler işte ve anlatmayı düşündüğüm eserler. Yani ben moderniteyle olan sorunum üzerinden gidecektim. Fakat bu gençler beni bunu fark ettirdiler. Yani daha doğrusu onlardan gelen sorularla ben bu mevzuyu fark ettim. Ve sizin de fark etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan farklı bir mahluk. Hani bu rasyonel konusunda konuştuk. İnsan anlam bulamadığında ya kendisini anestezi altına alır. Saçma sapan bir şeylerle oyalanmaya çalışır. O tarafa bakmamaya çalışır. Ya da karar değiştirir. Ateist olur. O yüzden bu gençlere yaşanabilir, anlamlı ve doğru olduğunu gösterdiğimiz bir din algısı sunma problemimiz var. Yani ben şu an bu problemin sadece bir medya problemi olduğu kanaatinde değilim. Müslümanların zihinlerinde, sunuşlarında, anlatılarında da bu problem var. Ve bunun geliştirilmesi gerekiyor. Yani söylemeye çalıştığım, sabahtan beri anlatmaya çalıştığım şey bu. Çünkü insanın irrasyonel bir varlık olduğu ve bütün halinde irrasyonel davrandığı şeyi psikanaliz üzerinden Freud'un inşa etmeye çalıştığı bir şeydir. Hatalıdır, doğru değildir. Ve bu algı yerleşiyor. Böyle bir kadercilik filan haline de bürünmüş. Bu doğru değildir. Zamanın ruhu filan diyor mesela. Şimdi zamanın ruhu oluşturulur. Zamanın ruhu ona itiraz eden, onu inşa eden insanlar tarafından oluşturulur. Ve benim böyle zamana itirazım var demek gerekir. Demediğiniz zaman sürekli aynı başkalarının oluşturduğu zamanların içinde yaşarsınız. Ve burada insanların tavırlarını böyle kaderci bilmem neci bir bağlama indirmeye de hiç kimsenin hakkı yoktur. Sen Müslümansın, sen delili anlatmakla mükellefsin, doğru düzgün anlatmakla mükellefsin. Adamın sorusuna cevap vereceğiz, vermek zorundayız. Yani tabii saçmalıyor vesaire hani bu bağlama var mı? Ona da en azından bir iki tane örnek vereceğiz. Çünkü ben bu deliller, ben delillerle Müslüman oldum. Demek ki başka biri de olabilir. Ben böyle bakıyorum. Benim videolarımı izleyip elhamdülillah bana Müslüman oldum diye dönen bir sürü kardeş oluyor. Demek ki bu insanlar delili duyduğunda inanıyorlar. Nihayetinde inanıyorlar yani. O zaman bizim böyle kendi kendimizi üst bir pozisyona çıkarmak çok şey geliyor bana. Yani böyle nasıl bir misal verilebilir? Yani bir ev düşünün, böyle 3 katlı bir bina. Hani İslam gibi düşünün, tamam mı? Böyle alt katta, evin alt katına dışarıdan böyle birileri girmiş. Yanlarında büyük adamlar var. Çocuklar yani 16-17 yaşında çocuklar ve böyle büyük izbandut gibi adamlar da var. Tamam mı? Ve böyle binanın çocukları, o evin çocukları aşağıda böyle kavga ediyorlar.
Hemen bu kavgadan biz de sonradan haberdar olduk. Yanlarında izbandut gibi adamlar olduğu için bizim çocukları şey yapıyorlar, hırpalıyorlar. Çocuklar yukarı sesleniyor. Değil mi? Bazısı görüyor, iniyor. İzbandut gibi adam dediğim oryantalistler ve işte onların Türkiye'deki taşıyıcılar olan Turan Dursun ve benzeri tipler, onlardan aldıkları argümanlarla aşağıda bizim çocuklarla kavga ediyorlar. En üst katında, binanın üst katında evin büyükleri oturmuş, işte bu sene balkon yaptıralım mı, balkona cam taktıralım mı filan, böyle şeyler konuşuyorlar. İşte kimisi odaya girmiş, kapatmış kendisini böyle histerik bir şekilde, bir şeyler tekrarlıyor ki aşağıdaki sesleri duymasın. Kendisini kapatmış yani, o tarafa bakmamaya çalışıyor. Bir şeyler, kendi kendine bir şeyler tekrarladığında geçeceğini düşünüyor aşağıdaki durumun. Kimisi aşağıdaki olaya hiç aldırış etmiyor. Yani umurunda değil adamın. Kimisi duyuyor, iniyor aşağı bizim yaptığımız gibi. İşte kavga ediyor aşağıda yani. Sonra böyle kavgaya ara verildiğinde falan mesela şey oluyor, işte sana bakıyorlar mesela, işte üstün başın yırtılmış, toz olmuş. Ya şu haline bak falan diye bir de seni eleştiriyorlar. Değil mi yani? Şimdi onunla tartışıyorsun, adam sana diyor ki işte niye dalga geçiyorsun adamla? Ya bu bir silahtır dalga geçmek. Mizah bir silahtır, sana karşı kullanılıyor. Bu gençlere Müslümanmış gibi görünmekten utanmasının sebebi sana karşı kullanılan mizah zaten. Yani bir sert üslup şey yapmışsın. Müslüman işte böyle konuşmaz, Müslüman hep şöyle konuşuyor. İn aşağı kavga et de sen bir görelim üstün ne kadar temiz. Anladın mı? Böyle bizim janti abiler olur. Şeyde, mahallenin janti abiler olur. İşte kavgaya inmiyor, girmiyor ama kavga bitmiş, sen hırpalanmışsın. İşte hırpalanmışsın. Ya diyor şu üstüne başına bak falan. İşte adam metin okumuş kendi kendine falan. Bunlara da sinirleniyoruz yani. Sen in aşağıda üstün ne kadar temiz kalıyor, bir de seninkini görelim. Velhasıl kelam, herkesin alt kata şu an inmesi gerekiyor. Alt kat elden gidiyor, üstte balkon tartışıyoruz. Çünkü dünün problemlerini dün bizden daha büyük adamlar halletti. Ve bugünün problemlerini konuşmayıp dünün problemlerini hala konuşuyoruz. Halledilmiş, çok iyi şekilde konuşulmuş. O problemler üzerine konuşuyoruz. Ve dünde kalıyoruz. Dünde kalacağız böyle gidersek. O yüzden bugüne dair bu işleri ele alacak bir şeyler yapmak istiyoruz. Müslümanların öbek öbek bu işleri yapması gerekiyor. Sosyal medyaya girmesi gerekiyor. Herkesin kolay ulaşılabilir materyaller hazırlaması gerekiyor. Umarım bu işler yapılacak ve buradan bir ümitsizlik de çıkmasın. Hani anlattığım tablo oldukça karamsar. Yapacak bir şey yok. Durum kötü. Pollyanna değiliz hiçbirimiz. Fakat İslam haktır. Bu anlattıklarımın çoğu köpüktür. Köpüktür yani, bilgiler eski bilime, modern bilime uygun değil, bakış açıları bozuk, bilgiye dayanmıyor. Bizim sadece bu değil, bak bunu gösteriyorum size, yapmamız gerekiyor. Bunu nispeten ben yapmaya çalışıyorum bildiğim branşlarda, bildiğim sahalarda. Mesela Gazali konusunda böyle bir video çekeceğim. İşte Mirse Aliye'de muhabbetini biliyorsunuz. Yani bu değil işte, bak bu filan yapıyorsun. Bunu yapmamız gerekiyor. Sadece bunu yapmamız yeterli yani. Bizim tekrar bir keşif kazı bile yapmamıza gerek yok. Şu anki durum zaten anlattıkları şeyler. Eski bilgiler, bilmiyorlar da mevzuyu. Sadece bilen insanların girip ya bu değil, bunlar saçmalıyor demesi gerekiyor. O yüzden bir ümitsizlik de çıkmasın. Umarım faydalı bir şey olmuştur. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.